Bu alıştırmada göreceğimiz bir diğer unsur da parça yüzey ayırma unsuru olarak adlandırılan split unsurudur. Basit bir örnek üzerinden unsurun kullanımına bakalım. Dosyamı açtığımda öncelikle bu örnekte parça ya da yüzey ayırma hangisi olursa olsun parça yüzey ayırma çizgisinin bir eskiz olarak oluşturulması gerekiyor. Bunun için öncelikle bu düzlemi seçiyorum ve bir eskiz düzlemi olarak tanımlıyorum. Diyelim ki basit bir doğru çizdik. Burada önemli olan doğrunun başlangıç ve bitim noktalarının yüzeyi tamamıyla kapsayacak şekilde olmasıdır. Eskiz ortamından çıktım ve katı modelleme ortamında split unsurunun kullanımına bakalım. Modify panelinin altında split unsurum yer almaktadır. Komuta girdiğimde öncelikle bu bölümde hangi işlemi yapacağım tanımlanmalıdır. İlk seçenek split face yani bir yüzeyin ikiye ayrılmasıdır belirtilen yüzey ayırma çizgisiyle. Diyelim ki yüzey ayıracağımızı söyledik. Öncelikle yüzey ayırma nesnemi seçiyorum ve daha sonra ayrılacak yüzeyleri. Burada birden fazla yüzey seçmeniz mümkün. Burada isterseniz all diyerek tüm yüzeylerin tek bir seferde seçilmesini de sağlayabilirsiniz. Select aktifken sizden yüzey seçmenizi istenir. Okey dediğim an dikkat ederseniz seçtiğim yüzeyler benim tanımladığım yüzey ayırma çizgisiyle ikiye ayrılmış oldu. Komutu geri alalım ve yeniden split komutuna girelim. Bir diğer seçenek trim solid seçeneğidir. Trim kırpmak demek biliyorsunuz. Yani katıyı kırp. Katıyı kırp seçeneğinde öncelikle split tool dediğimiz kırpma eğrisi seçilir. Daha sonra hangi taraf kaldırılacaksa o taraf gösterilir ve kaldırılır. Böylece katıyı belirtilen bir eğri boyunca ya da eğri ile kesmiş olduk. Yeniden geri gelelim ve komuta yeniden girelim. Üçüncü seçenek split solid komutudur. Split solid'de yine ayırma için kullanacağımız eğri seçilir ve okey dendiğinde katımız iki parçaya ayrılmış olur. Burada bir kırpma işlemi değil, ikiye ayırma işlemi söz konusudur. Browser penceresine bakarsanız iki farklı katı olarak bu katının bölündüğünü göreceksiniz. Yeniden geri alalım ve split komutuna girelim. Yüzey ayırma seçiliyken eğrimi işaretliyorum ve yüzey olarak buradaki yüzeyi gösteriyorum. Okey ile devam ediyorum. Yüzey ayırma komutuyla birlikte kullanabileceğiniz bir komut da draft yani yüzeye eğim verme komutudur. Yüzeye eğim verme komutunda öncelikle sizden çekme yönü tanımlamanız istenir. Çekme yönüm bu. Daha sonra eğim alacak olan yüzeyler işaretlenir. Açı girilir. Okey ile yüzeyleri gördüğünüz gibi 5 derecelik bir açı vermiş olduk.